Yaz gelince su üzerindeki aktivitelerimiz de artar. Bunlardan birisi su kayağı, wakeboard ya da su motosikleti gibi hız ve hareketin gerektirdiği durumlardır. Bunlar genelde vücudumuzu çalıştırsa da kulağımız üzerine hiç ummadığımız zamanlarda problem yaşamamıza sebep olur. Ve en büyük yaşadığımız problem aniden başımızın yan bir şekilde suyla doğrudan paralel temas etmesi ve dış kulak yoluna yaptığı basınçla kulaklarının yırtılması durumudur. Wakeboard ya da su kayağı gibi sporlar bu tip problemlerin oluşmasına sebep olur. Eğer ani bir çarpmada kulağınızda bir acıma, bir çınlama ya da bir işitme kaybı hissettiyseniz muhakkak vakit kaybetmeden ve kulağınıza su kaçırmadan hekime görünmeniz gerekir. Eğer kulak zarı delindiyse bu korkulacak bir durum değildir. Genellikle kulak zarı delikleri %90'ı kendi kendine düzelirler. Fakat bu dönemde su kaçırmadan korumak önemlidir. Bazen de kulak boğaz hekiminin yapacağı ufak tefek müdahaleler kulak zarınızın tekrar oluşmasını sağlayacaktır. Çok nadiren de cerrahi gerektirebilen bir durum ortaya çıkabilir. Bu tip durumlarda kulağınızın üzerine düşmeleri yaratabilecek her türlü spordan uzak durmaya ya da bu şekilde kontrollü davranmaya çalışın. Dikkat edin, su vücudunuzda birçok yerde problem yaratmaz ama en hassas bölgeniz kulak zarlarınızdır. Kulağınızın üstüne olabilecek düşmelere karşı önlem almaya çalışın. Geçmiş olsun dilerim.